Arkadaşlar merhabalar. Her pazar olduğu gibi yine karşınızdayım. Bu hafta ne yapıyoruz? 12. haftadan bahsedeceğiz. Çok kısa sürecek çünkü iki video var arkadaşlar. İki konu birer videodan toplamda iki video var. Ee, yani bu özellikle paraya kenardan sonra olmasında güzel oldu. Paraya kenarı bitirmeyen arkadaşlar şeye devam edebilir. Neye devam edebilir? Buradan devam edebilir hala da. Paraya kenar, burada da paraya kenar, burada da, burada da, şurada da artık eşkenar dörtgen ve deltuit videolarını dinleyip ondan sonra kitaptaki soruları da burada çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de bir hamle de yapabilirsiniz. Paralel kenar çok geniş bir konuydu. Daha doğrusu biz bayağı bir geniş anlattık orada. Üçgenle de ilişkisini kurduysanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Bundan sonraki konularınız gerçekten paralel kenarda aslında üçgenlerle ilişkisini kurabilmek çok önemli. Paralel kenarda da iyi bir şekilde anlarsanız eğer dörtgenlerin kilit noktası diyebiliriz. Sonraki dörtgenler konuları da artık rahat bir şekilde geçecek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu haftanız rahat olacak. Bazı haftalar böyle e, rahat olabilir arkadaşlar. Rahat olsun, bırakın rahat olsun. Ali hani geometride biraz dinlenin ya da başka bir derste eksiğiniz varsa o eksiklerinizi de tamamlayabilirsiniz. E, burada program anlamında bir şey söyleyecek söylenecek bir şey var mı? Evet şunu söyleyebiliriz. Eşkenar dörtgen konusunu yapmak istiyorsanız arkadaşlar eşkenar dörtgen konusunu yapmak için tabii ki paralel kenar şartı var. Paralel kenarı iyi bir şekilde anlayan eşkenar dörtgen çok rahat bir şekilde yapar. Deltoid konusunda arkadaşlar işiniz gücünüz köşegen olacak zaten o konu anlatımında da göreceksiniz. Çok rahat yine üçgen bilgisiyle karıştırıp bu konuları rahat bir şekilde yapabilirsiniz gençler. Evet söyleyeceklerim bu kadar ama söylemeden önce şunu da söyleyeyim hatırlatma yapayım. Paragraf çözüyorsunuz değil mi her gün? Da ilk videolarda böyle işte 50'ye yakın günde şu soru çözseniz iyi olur tarzında konuşmuştum ama ya bu sayı 30-40 olabilir çok yoruyorsa size e, hatta 30 hatta günde 20 paragraf sorusu da yeterli olabilir bazen. Yani e, o zamanlar öyle söylemiştik ama bazı günlerde bazı haftalarda bazı günlerde ama e, şey yapsanız böyle dakika tutup 50 tane çözseniz sürekli olmasa da e, sizin açınızdan iyi olur. Çünkü sürenizi böyle iyi bir şekilde ayarlamanıza e, sebep olacaktır. İlerleyen zamanlarda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Geometri anlamında rahat bir haftadasınız. Hadi bakalım. Başarılar. Güzel bir şekilde çalışın. Biraz da dinlenin. Bu haftanızda böyle geçsin. Önümüzdeki haftada da önemli bir konudayız. Dikdörtgen ve karede olacağız. Önümüzdeki haftanın rehberliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.